bahsettiğimiz, hı, bunu yapmaya gerek yok. Bugünkü sistem içinde olabilir. Nasıl gayet olur hocam, rahatlıkla olabilir. Biz onu size raporu gönderelim. Şimdi yani çok, hı-hı, kısa bir süre. Hı-hı. Yani diyoruz ki biz isteğe bağlı olarak, ailenin isteği, sistem içinde isteğe bağlı olarak din dersi verilebilir. Bugünkü sistem içinde. Yani illaki tutup sistemi, ama bunu yapacağım şimdi diye. Şimdi Hüseyin Bey'in söylediği bir nokta var. Ve diyor ki bunu da ben de istersem çocuğumu hiçbir din dersine gitme deme zaten hürriyetine sahip olayım. Elbette önerimiz hocam, biz önerimiz, çok özür dilerim. Lütfen. Bir bu anayasa yapım sürecindeki Türkiye'nin en temel meselelerinden bir tanesidir. Keşke onu tartışıyor olabilsek. Oradaki önerimiz, bütün siyasi parti genel başkanlarını ziyaret ettik. Yani son başbakanımızı ziyaret ettik. Orada din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde bir insanın inandığı değerleri çocuklarına resmi, örgün veya yaygın neyse ortamda öğretebilmesini devlet imkan sunmalı. Burada tercihe bağlı. Yani siz öğrenmesin diyorsanız dersin ki öğrenmesin. Ama başkası diyorsa ki bana öğret kardeşim. Devlet, ben çocuğuma kendi değerlerimi öğretmek istiyorum derse, talep ederse. Bu demokratik değil mi? Bu bir temel hak, özgürlük değil mi? Gelin buradan çıkışla beraber kol kola gidelim, bu konuyu tartışmaya başlayalım. Olur, tartışalım. Ama portakalı elma kılığına sokup tartışmayalım. Hayır. Yani burada meslek eğitimiyle ilgili Üstün Hocam söyledi. Yasa tasarısında maddi hata var. Diyor ki Avrupa ülkelerinde %60 değil, %48. Siz dediniz ki kız çocuklarına kulaşma oranı %92 değil, %98.4. Erkeklerinki %98.6. İlk öğretimde okula gitmeyen 70 bin tane çocuk kalmış. Bu 70 bin tane çocuğun ne kadarı kırsalda yaşıyor, ne kadarı taşımadan gitmiyor bilmiyoruz. Eğer Önder'in, Eğitim Birse'nin endişesi kırsal eğitimse, bunu Milli Eğitim Bakanlığı ile bu kadar yakın temastasınız. Milli Eğitim Bakanlığı'nı çağırırsınız, paydaşları çağırırsınız. Türkiye'de kırsal eğitimi nasıl düzeltiriz, nasıl iyileştiririz onu tartışırız. Ama yani bu yasa tasarısının hiçbir şekilde şeyle alakası yok, yani içerikle alakası yok. Şimdi Türkiye'deki burada anne baba ne izliyor biliyor musunuz? Batuhan Bey. Hüseyin Bey. Ben çok açık, çok net, yani çok hiçbir... net şunu söylüyor. Kardeşim, dindar nesil yetiştirmenin önündeki bu duran şeyi ben kaldırmak istiyorum. Sen istersen başka yere git, başka şey yap, ama ben istiyorsam kendi istediğim şeyinde ben önündeki engeli kaldırmak istiyorum. Biz 2005'te dedik ki öyle bugüne kadar duramadı sistem zaten. Bağlı, zaten dindar nesili düşüyor. Yani ben hiçbir derdim de yok yani o işle. Şunu altını çizmek istiyorum. Yeteri kadar dindar nesil yetişmiyor. Dindar nesil meselesi değil hocam. Yani bu dindarlık kavramı ayrı bir şey, tartışılabilir tabii, ama. Tabii. Yani bir vatandaşın, ülkemizde yaşayan bir, hangi inanca mensup olursa olsun, çocuğuna yeterli okul ortamında formasyona sahip hocalardan ve düzgün bir müfredatla, sahih kaynaklardan öğretme imkanı var mı yok mu? Şöyle diyeyim hocam. İlkokul 4'ten orta öğretimin sonuna kadar haftada 1 saat din, kültür, ahlak bilgisi dersi var. Sırf hocalar bu çocuklar daha başka bir ortamda böyle bir imkan bulamayacak diye bu çocuklara müfredatın çerçevesinde bir takım temel İslami veya dini bilgiler de vermektedirler. Aslında ders din, kültür, ahlak bilgisi dersidir. Bu ülkede kaymakam olacak, vali olacak, avukat olacak, hukukçu olacak bir insan %90 küsürü Müslüman olan veya filan dinlere kim yaşıyor? Dinin temel prensipleri nedir, ne değildir, ritüeller nedir? Bilmesi çerçevesinde bir şey bu ders. Biz size bununla ilgili 2005'te kullanabileceğiniz bir metin hazırladık. Size derken Türkiye'ye, altına rahmetli Hrant Dink, rahmetli Türkan Saylan, İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı, Halis, hı-hı, Ayhan İlahiyat Profesörü imza attılar. Hı-hı. Diyoruz ki din kültürü ahlak bilgisi dersi dinler üstü ve herkese aslında din kültürünü öğretsin. İsteğe bağlı din eğitimi olsun. Müfredat, tamam, dışında aileler okuldan gidip hangi mezheptense, hangi inanç grubundansa talep etsinler. 2005'te biz bunu paylaştık. Eğer sizin ya da Türkiye'de bu konuysa, o temelde bunun alıp bu iktidar yani bu demokratik ortamda, bu demokratik olgunlukta tartışılması dururken, bizim Türkiye'deki tüm eğitim sistemini, yani burada 16 milyon çocuğun hayatından bahsediyoruz. Bugün bizi seyreden anne babaların tek bir isteği var: çocuklar iyi bir eğitim alsın, eşitsizliklerden kurtulabilsin ve sosyal olarak yukarı çıkabilsinler. Buna kimsenin itirazı ama yok. Bizim çabamız da bu. İtirazınız yok da bugünkü yasa tasarısı bizi burada yoldan çıkaracak. Kazanımlarımızı yani düşünün, Milli Eğitim Bakanlığı bugüne kadar yaptığı her şeyi bir anda kenara koyacak. Fatih'le uğraşırken, öğretmenleri eğitmeye çalışırken, bakanlığı yeniden yapılandırırken yapılan çok olumlu işler var. Bununla uğraşmaya başlayacak. Yani
Yazık. Hayır. Ülkemize yazık. Çocuklarımıza hayır. yazık. Hayır. Almanya kademeli eğitimi uygularken, efendim Amerika Almanya uygularken, İngiltere uygularken. Almanya vazgeçiyor. Avusturya vazgeçiyor. Dünyanın önemli kısmı uygularken. Raydan çıkmıyor. Hayır. Dünyanın önemsiz bir kısmı uygularken. Elbette. Okuyan, bilen bir kurumsunuz. Bir kişisiniz. Elbette. Yani meslek eğitiminde küresel iki tane eğilim var. Bir, ileri yaşa erteleniyor. Öğrenci ayrıştırma. Niye? Çünkü eşitsizliği arttırdığı her ülkede gözükmüş. Öğrencilere erken okul seçlerseniz eşitsizlikler artıyor. İki, yüksek öğretime kayıyor. Niye? Artık global ekonomi, küresel ekonomi temel beceriler yüksek bireyler istiyor. Diyorlar ki sanayiciler, turizmciler, televizyoncular bize iyi okumuş, matematiğin, fenin temelini bilen, kendini iyi ifade edebilen bireyi yollayın. Biz onu 6 ayda 1 yılda yetiştiririz diyorlar. 4 yıl meslek eğitimine gitmesi, hayır, yakın, 11 yaşında çıraklık yapması gerekmiyor. Ama yakın zamanda özellikle... Ben Ahmet Bey'e geçmek istiyorum. Hemen tamamlayayım, Ahmet Bey'e geçeceğim. 8 yıllık kesintisiz eğitimin sıkıntıları çerçevesinde büyük sanayi grupları meslek lisesi memleket meselesi diye adam akıllı gayret ettiler. Ama onların niye çıktığını biliyorsunuz. Ciddi anlamda gerçekten bu hem katsayı meselesi ki onun da sebebi belliydi. Tamam. Hem de orada size katılıyorum. Hem de yönlendirme yani yönlendirmedeki gecikmeler dolayısıyla ya. Türkiye'de gerçekten mesleki tek eğitim ciddi sıkıntı yaşadı. Yaşamaya devam ediyor. Nitelikte ara eleman sıkıntısı var. Gidin sorun da kime sorarsan söyleyin. Evet. Onlara çözüm katılıyoruz. Ben Ahmet Bey'e dönmek istiyorum. Ahmet Bey, Batuhan son derece önemli bir noktaya şey yaptı. Çünkü benim de sorum şu. Bu değişiklikten korkalım mı? Yok. Gayet rahat devam edelim mi? Batuhan der ki, Üstün Hoca da aynı şeyi söyler. Bu korkutucu bir değişiklik çünkü temelleri sarsıyor. Yani bakanlığın şimdiye kadar üstüne inşa ettiği temeli sarsıyor. Ne diyorsunuz Ahmet Bey? Korkalım mı? Sevinelim mi? Hayır efendim, korkmayalım. Korkmayalım, normalleşiyoruz. Sistem normalleşiyor, ülke normalleşiyor, eğitim normalleşiyor, öğretmenler normalleşiyor, normalleşiyoruz. Bugüne kadar zaten yapılan iş korkutucuydu, yapılan iş yanlıştı. Siz 7 yaşındaki çocukla 15 yaşındaki çocuğu bir alanda tutamazsınız. Bu korkunçtur işte, bu yanlıştır. Şu anda disiplin suçları ilkokul birinci sınıflara kadar çok şiddet, okullardaki şiddet artmıştır. Yanlış uygulamalar, yanlış eğilimler çocuklar arasında artmıştır. Küçük çocuklar büyüyemiyorlar, büyüyenler hala çocukluktan bir türlü çıkamıyorlar efendim. Artık bu sistem normalleşiyor, bundan böyle. Korkmayalım. Yani, baksanıza dünyadaki rakamlar da bunu gösteriyor. Ahmet Bey, elinizde herhangi bir veri var mı? Ama efendim dünyada, bütün dünyada 2-3 tane Üstün Bey'in söylediği 2-3 tane 2-3 tane ülkede ancak yok canım, kesintili eğitim uygulanırken değil, 2-3 tane değil, bakın liste burada. Kesintili eğitim uyguluyorlar. Liste burada, liste özel burada olarak çıkarttırdım bugün. Liste hocam, burada. Yani bakın OECD'de %43. Ben de yanımda şu anda liste yok ama ben de daha önceki bilgilerimden hareketle dünyanın en önemli ülkelerinin efendim bu kesintisi eğitim olarak devam ettiklerini yok, biliyorum. Orada bu şey yapıyor. Bu bugünkü bilgi. Bugünkü bilgi. Hem daha önceki değil. Psikologlar söylüyor. Hem pedagoglar söylüyor. Efendim dolayısıyla bu uygulama yanlıştır. Yani bunu kim olursa olsun söyleyemez. 7 yaşındaki bir çocukla ergen bir çocuğu aynı koridorda, aynı efendim kantinde oturtamazsın, aynı tuvalete gönderemezsin. Bu yanlıştır. Bunu kim söylesin, söylesin. Asla bunun bir pedagojik ve eğitim tarafı yoktur. Dolayısıyla burada bir normalleşiyor. Bunun yanlışlarını bana anlatsanız. Ahmet Bey, bunun yanlışlarını bana anlatsanız. Kısaca bunun yanlışlarını bana anlatsanız. Kısaca niye yanlış? Yani küçük çocuklar, o şey çocuğu efendim, evet, küçük çocuklarla, küçük çocukların gelişmesiyle zihinsel ve fiziksel gelişmesi farklıdır. Büyük çocukların zihinsel tabii ve fiziksel gelişmesi farklıdır. Ama yani okullar bunu artık, okullar da bunun için galiba. Fiziksel ve zihinsel gelişmesi farklıdır. Aynen, okulların çocukları. Efendim, küçük çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişmesi farklıdır. Dolayısıyla siz bu çocuğu aynı koridorda koşturursanız, bu çocuklar ikisi birden koşar ve küçük çocuklar aleyhine bir durum söz konusu olur. Birçok yaralanmalar, birçok sıkıntılar, küçük çocuklar üzerindeki yapılan araştırmalarda büyüklerin arasında kalmalarından kaynaklanıyor. Bir, sokakta da aynı şey olur. Başka bir şey daha var. Yani ergenlik çağına gelmiş bir çocuğun küçük çocuklarla bir arada bulunması
doğru bir davranış değildir. Bunun yanlışları vardır. Bundan kaçınması gerekir. Dünya, bir de bilmiyorum. Bu yeni bilgiler bunlar. Sanki bugün şimdi yeni. Sayın Biran. Sanki şöyle bir algı oluşturuldu. Sanki şöyle bir algı var. Efendim ikinci kademe tamamen açık ilköğretime verilecek. İkinci kademede tamamen ilköğretim açık olacak. Dolayısıyla 4. sınıftan sonra okul bitecek diye böyle bir şey yok. Tasarıda da böyle bir şey yok. Bu tasarıyı hazırlayanlarla biraz önce ben meclisten geliyorum. Şu anda tasarı konuşuluyor. Sayın Bakan tasarıyı orada konuştu. Efendim ama oradaki Sayın Bakan'ın da pek haberi yokmuş gibiydi. Tasarıyı teklifi sunanlar da söylediler. Bakanın da pek haberi yokmuş gibi konuştu. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Yani üstelik de kim hazırladı, nasıl hazırlandı da belli değil. Yani böyle ortaya birdenbire bir 4-4-4 çıkıverdi. Biz de etrafına şey yaptık. Evet, aynen öyle oldu. Yani sanki ben şöyle bu Sayın Biran, oradaki konuşmalardan ben şunu anladım ki o Sayın Bakanlıktan, bakanlık bürokratlarından, uzmanlardan görüşler alınarak hazırlandığı kanaatindeyim ben zaten. Bir de kaldı ki zaten Milli Eğitim Şurası'nda 18'in şurada bu kararla alınmıştı. O kararlarda atıflar zaten var. Dolayısıyla burada ikinci kademenin sanki hiç yokmuş gibi algılanıyor. Orada bakanlar kuruluna göre bir husus var. Şunu netleştirelim. Bakanlar kuruluna şunu netleştirelim. Ahmet Bey, şunu netleştirelim. Ahmet Bey, kapanış oturumunda ben de oradaydım şurada. Artık komisyonlardan gelen, alt komisyonlardan gelen önerilerin hepsi bitti. Dikkat, altını çiziyorum. Alt komisyondan böyle bir öneri gelmedi. Artık meclis başkanı, Sayın Bakan dedi ki bireysel önergeler alacağım. Sendikanızdan ya siz ya başkanınız 1+4+4+4 önerisi verdi. Başkan yaklaşık 50-100 tane öneriyi teker teker okudu. Oradaki mevcut hazırında onayladı. Sizin bahsettiğiniz öneri de onaylandı. O an onu dinleyenler arasından bir oylama yapıldı. Ve böylelikle geçti. Yani şurada bu tartışılmadı. Bakın şuranın arka planında illerde toplantılar yapıldı. 4 gün boyunca alt komisyonlarla tartıştık. Şurayı tartışmaya açarsanız şurayı bakar mısınız? Siz şurayı tartışmaya açıyorsunuz. Şurayı oradaki 800 kişiye haksızlık ediyorsunuz. 850 kişiye haksızlık ediyorsunuz. Kişi. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Yanlış bir yaklaşımdır. Oradaki insanların hepsi niçin el kaldırdıklarını çok iyi biliyorlar. Nereye evet dediklerini çok iyi biliyorlar. Eğer bu noktada kanaatiniz böylesi çok büyük haksızlık etmiş olursunuz. Yanlış olur bu davranışınız. Niye yanlış dolayısıyla olmaz? Onlara haksızlık etmeyelim. Onlar peki, niye yanlış iradeleriyle buna evet dediler. İradeleriyle hayır diyenler de vardı tabii. Bir dakika. Kendi iradesiyle hayır diyenler de vardı. Ama evet diyenler de vardı. Çok dolayısıyla burada şunu söylemek istiyorum. Ben evet. Biraz önceki komisyonda da edindiğim izlenim. Bu ikinci kademenin tamamen açık ilköğretime, açık öğretime dayalı olmadığı, tamamen şartlarını bakanlığın belirleyeceği, bakanlığın kontrol edeceği, bakanlığın denetleyeceği, denetimin, kontrolün tamamen bakanlıkça ve hangi alanlarda açılacağını yine bakanlığın karar vereceği alanlarda açık ilköğretim açılacak. Ve ondan sonra da bakanlık bunu denetleyecek. Mesela bu noktada ısrarla herkes şunu söylüyor. İşte efendim İmam Hatipler Kur'an kursları falan üzerinde çok duruluyor. Neden bir bale eğitimi açısından bunu değerlendirmiyoruz? Bale eğitimi son derece küçük yaşlarda yapılan bir eğitim değil midir? Neden bir spor eğitimi konusunda durmuyoruz? Neden bir tiyatro eğitimi, sanat eğitimi konusunda durmuyoruz? Buna da ihtiyaç olursa, vatandaş bu noktada ihtiyacını dile getirirse, bakanlığa müracaat eder de, başvurur da benim çocuğum bu noktada açık ilköğretimde ben bu şekilde okutmak istiyorum derse bundan daha tabii olan ne olabilir? Peki, yani Ahmet Bey, ısrarla çok din eğitimine getirmek, Kur'an kurslarına getirmek yanlıştır diye düşünüyorum ben. Tamam. Buradan müsaade edin de eğer din eğitimindeki insanlar, din eğitimi isteyenler de bundan faydalanmak istiyorsa bırakın onlar da faydalansın, bu gayet normaldir. Ama öbür tarafta diğer birçok insan da buradan göz ardı etmeyelim lütfen. Ahmet Bey çok teşekkürler. Şimdi programın sonuna geliyoruz. Onun için son noktaları koymak istiyorum. Özellikle Üstün Hoca sizden başlayayım. Siz son noktayı koyun. Ondan sonra sizlere gideceğim. Valla benim şu anda ben herkesi dinlemeye, anlamaya hazırım. Öğrenmeye hazırım. Bütün isteğim herkes bunu yapsın. Yani toplumsal bir ortamda biz bunu tartışalım. Yani yoksa bu böyle gayet sürpriz. Bir komisyonda meclise yani geliyoruz, hangi bir şey tasarı bu kadar çabuk geçiyor ki? Türkiye'nin bu kadar önemli meseleleri var. İnsan o zaman
bir şey oluyor. Yani bir korkuyor, bir yani haklı olarak korkuyor. Yani bir hafta evvel gidiyorsunuz, hiçbir şey yok. Bir hafta sonra geliyorsunuz. Komisyona bir tasarı inmiş, bir hafta sonra da geçecek. Ama Allah Allah diyor insan. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu benim şeyim, hükümetin bu konuda, meclisimizin, kimin tasarısı da onu bilmiyorum.